Evet efendim. Tekrar hayırlı cumalar. Şu anda Kabe'de canlı yayındayız. Bakınca Kabe'nin örtüsü değişiyor. Hacılar Arafat'tayken Kabe örtüsü toplanıyor. Yukarı çekiliyor. Alttan temizlikler yapılıyor. Güzel kokular sürülüyor Kabe'nin taşlarına. Ve yeni örtü yeni bir gelinlik gibi bugün örtülecek. Hacılar Arafat'ta akşama kadar dualar yapacaklar. Akşam Müzdelife'ye gelecekler. Arafat Kabe'ye 18 kilometre. Şu anda Kabe'den 18 kilometre uzaktalar. Akşam Müzdelife'ye gelinecek. Gece Müzdelife'de yatacaklar. Toprağın üstünde, çadırlarda, açık alanda, taşı yastık yapacaklar. Öyle yatacaklar. Sabah olunca şeytan taşlayacaklar. Kurban kesilecek, tıraş olacaklar ve tavaflarını yapmak üzere Kabe'ye gelecekler. Kabe'nin bu örtüsü değişmiş olacak. Yeni bir örtüyle, yepyeni, simsiyah, pırıl pırıl bir örtüyle karşılaşacaklar. Yeni bir gelinlik giymiş gibi Kabe. İbrahim Aleyhisselam'ın ve Peygamberimiz zamanında Kabe'nin duvarları aynen böyle taştan yapılmış. Efendim, köşesinde Hacer-i Esved var. Diğer köşesi Iraki köşesi, diğer köşesi Şami köşesi ve Yemani köşesi. Dört köşesi var. Rüknü Hacer-i Esved, Rüknü Iraki, Rüknü Şami, Rüknü Yemani deniyor. Ve şu anda yavaş yavaş örtüyü toparlıyorlar. O gördüğünüz, bakın, yukarıdan çok küçük görünüyor ama yanlarındaki insanların vücuduyla kıyas ettiğinizde o sim yazılar, yani altın ipliklerle dokunmuş o ayetler ne kadar büyük, bir insan, yarım insan boyunda. Onlar yavaş yavaş zedelenmeden itinayla örtü toplanacak. Bir taraftan da alttan temizlenecek. O örtü toplanırken yeni örtü geçecek tepeden aşağıya doğru. Yavaş yavaş onu sarkıtacaklar aşağı kadar. Ondan sonra da yine ipekten, atlastan iplerle kenarlara, Kabe'nin köşelerine bağlanacak örtü. Ve mis kokularıyla kokulanacak. Medine'de misk kokusu, amber kokusu hakimdir. Mescid-i Nebevi'de, Resulullah'ın mescidinde. Kabe'de, evet, şu anda bakın köşelerdeki tutturulan ipler kesiliyor. Oradaki halkalara geçilmiş bağları kesiliyor. Şimdi yavaş yavaş toplayacaklar aşağıya doğru. Aynen Bilal-i Habeşi de Mekke'nin fethi günü Peygamberin emriyle omuzlardan Kabe'nin üstüne çıkıp ezan okumuştu. Resulullah Efendimiz Kabe'nin içerisine hayatında iki defa girdi. Mültezem denen Kabe'nin kapısının olduğu, ki kapı yüksek, herkes hemen içeri giremiyor, merdiven konularak kapıya ulaşılabiliyor. Allah Resulü Kabe'nin içerisine kapıyı açtırıp bir Mekke'nin fethinde, bir de veda haccında Kabe'nin içerisine girdi. O kapıdan içeri girerek ve içinde iki rekat namaz kıldı. Kabe'nin içerisinde üç tane sütun var. Şu gördüğümüz işte 10 metre eninde, 13 metre yüksekliğinde olan küp şeklinde Kabe'nin içerisinde 3 tane sütun var. Onlar ayakta tutuyor o duvarları koruyan sütunlar. Ve bu örtü yüzyıllardır örtülüyor. Kabe'nin siyah örtüsü olmuş, yeşil örtüsü olmuş, beyaz örtüsü de olmuş zaman zaman. Yıllar önce Mısır'da dokunuyordu örtü
orada hazırlanıyordu. Şimdi Suudi Arabistan'da örtü dokunuyor, fabrikaları orada. O yazılar her sene yeniden yazılıp değiştiriliyor. Ve eski örtüler de enteresandır. Eski örtüler de kenarlarından kesiliyor Kabe'nin örtüsü. Çok özel, tanıdık, çok değer verilen insanlara ufak ufak dağıtılıyor. Allah bize de nasip etti. Hamdolsun bende de var, evimde var. Cüzdanımda da vardı, buraya getirip gösterirdim ama cüzdanımdakini geçen birine hediye ettim. Cüzdanımın içinde taşıyordu. Ama evimde var elhamdülillah, şöyle büyük bir parça. Kabe'nin örtüsünde aynı kokuyor, aynı şekilde mübarek o kokusu duruyor. Tabii oraya el sürüp orada insanın kendisini Allah'a teslim etmesi, günahlarını efendim itiraf etmesi ne kadar önemli. Şimdi bakın burada hep Allah lafzı var. Üstte Kabe'nin örtüsünde Allah yazıyor en üstte. İçeride de böyle nakış nakış. Siz uzaktan bakarken sadece siyah bir örtü olarak görüyorsunuz ama her santimin nakış nakış yazıyla işlenmiş. La ilahe illallah yazıyor. Allah yazıyor orada ve haçla ilgili, Kabe ile ilgili ayetler yazıyor. O büyük yerlerde de haçla ilgili İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa ettiğine dair ayetler orada yer alıyor. Ama bütün örtünün her tarafında Allah yazısı var. Yakından gösterdi, az önce gördük. Tamamında bir defa Allah yazıyor her tarafında ve o köşelerde birbirine paralel olarak, muvazeneli olarak da La İlahe İllallah yazıları yazılmış. Tamamı yazıyla, Allah yazısıyla, lafzatullahla donatılmış. Burada asıl olan Allah'a yönelmektir. Biz kıbleye yönelirken, namaz kılarken hep oraya yöneliyoruz. Nerede, dünyanın neresinde olursa olsun namaz kılan bir insan uzayda da olsa Kabe'ye dönecek. Kabe tarafına dönecek ve oraya dönüyoruz. Oraya gittiğimizde Beytullah diyoruz. Allah'ın yeryüzünde bize kutsal olarak bahşettiği Beytullah'ı ziyaret ediyoruz. Bundan maksadımız da Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermektir. Esas beytin sahibine ermektir. Evin şerefi nereden gelir? Siz bir evi niye ziyarete gidersiniz? Evin sahibi vardır. Evin sahibini ziyarete gidersiniz aslında. O eve gidersiniz ama maksadınız doğrudan evi ziyaret etmek değil. Evin sahibini ziyaret etmektir. İşte bizim oradaki ziyaretimiz bir anlamda evin sahibi olan Rabbimizi ziyaret etmektir. Allah mekandan münezzehtir. Kalbimizdedir. Şah damarından bize daha yakındır. Allah bir bölgede, bir evde, bir yerde olmaz. Ama burayı ben beytim kabul ettim. Siz de öyle kabul edin demiş. Burası benim beytim demiş. Yani herkesin bir evi var, beyti var. Benim için burası kutsaldır. Yani sizin buraya gelip ziyaret etmeniz bir anlamda beni ziyaret gibi kutsaldır. Siz beyte gelerek, Kabe'ye gelerek aslında bana gelmiş oluyorsunuz.